mektubu almış mıdır? Son yazdığımız uzun mektup yani. Bir hafta önce ulaşmış olmalı. Umarım yazımı okuyabilir. Bana kalırsa bu konuda biraz şüpheliyim. Her şeyi yeniden güzel bir şekilde yazmalı mıyım yani? Hayır, ciddi değildim. Eminim senin şifreli yazını bu haliyle okuyabilir. Öyleyse onu buraya davet ettiğimi biliyor. Umarım yakında gelir. Bu harika. Çok iyi. Girin. 15 dakikadır yemek odasında bekliyorum. Çorba soğudu bile Bayan Clara. Olabilir. Efendim? Az önce olabilir mi dediniz siz yoksa? Mektubu yazmazsanız ben de yemek yemeyeceğim. Hayır, bu kadarı da çok fazla artık. Ne yazık ki uslu davranmıyorsunuz Bayan Clara. Ayrıca davranışlarınız terbiyeli sayılmaz. Kendinize ne yaptığınızı bilebilecek kadar zekaya sahipsiniz sanırım. Biliyorum ama umurumda değil, tamam mı? Çok şaşırdım, şaşırdım ve büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Sizden bunu asla beklemezdim Bayan Clara. Umurumda değil. Efendim? Şimdi anlamamış gibi numara yapmayın lütfen bana. Mektubu yazmanızı istiyorum, hem de hemen. Biraz mantıklı olun, bu imkansız. Ama neden? Bence mantıksız değil. O mektup yazılana kadar hiçbir şey yemeyeceğim Bayan Rottenmeier. Ama... Pekala. Babanızdan eve gelmesini isteyeceğim. Kararı o kendisi versin. Bu sorumluluğu ben taşıyamam. Güzel. Yazacaksınız değil mi? Sonradan karar değiştirmek yok ama. Tamam, yazacağım. Siz kazandınız. Fakat buna karşı oyumu da kullanacağım. Mektubu bu akşam yazın lütfen. Önce yarın sabah yollarız. Sağ olun. Sebastian! Sebastian, acıktım. Tabii ki Clara. Senin bana yazacak halin yok ya. Bunun için sevinmelisin, çünkü yazımı hiç okuyamazdın.